MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hem tepki gösterdi hem de esprili bir dille partisine katılmaya davet etti. Bahçeli aslında dün Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmalarına yanıt verdi. "Gerçek milliyetçi biziz" çıkışına yanıt olarak bazı şartlar öne sürdü. O şartları yerine getirdiğinde Kılıçdaroğlu'nun MHP'ye katılabileceğini, hatta MHP'den milletvekili adayı olabileceğini söyledi. Espri dolu sözlerin ardından CHP lideriyle arasındaki halı polemiği için ise çok sert ifadeler kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında gerçek milliyetçi biziz diyerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti. Bahçeli bugün o sözlere sosyal medya hesabından karşılık verdi. Madem gerçek milliyetçi olduğunu söylüyor, o halde gereğini ve gerçeğin sorumluluğunu da bir an önce yapmak zorundadır. FETÖ ve PKK ile bütün bağlarını keserek işe başlamalıdır. Bu da etmez, HDP ile ittifakı bitirdiğini, zilletin batandan derhal çıkacağını duyulmalıdır. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bizim herkese kapımız açık diyerek CHP liderini MHP'ye üye olmaya davet etti. Kılıçdaroğlu bunları yaparsa gelip partimize dahi üye olabilir. Hatta açık çek veriyorum. 2023 Haziran ayında Tunceli'den milletvekili adayımız olmasına bile engel yoktur. Temizlensin, nedamet göstersin, buyursun, gelsin. İki lider arasında halı polemiği de yaşanıyor. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun kendisi için söylediği "Muhterem beyefendi orada kalsın" diye altında halı oluyor cümlesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu bizim halı olduğumuzu söylemiş. O halde sıkıyorsa, yiyorsa, cesareti varsa gelsin de üstümüze bassın. Halı değiliz ama haya sahibiyiz. Vatan ve millet sevdalısıyız. Bu iftirayı atanların haysiyetlerinin kimler tarafından çiğnendiğini hem biz hem de millet biliyor. Millet İttifakı cephesinden gelen sonbaharda erken seçim olabilir yorumlarına Bahçeli'den sert karşılık geldi. MHP lideri bir kez daha seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, HDP'li işbirlikçileri ve İyi Partili yoldaşları devamlı sonbaharda seçim olabileceğini konuşuyorlar. Yok diyoruz, anlamıyorlar. Seçim zamanında olacak diyoruz, zihni melekeleri tıkalı olduğundan algılayamıyorlar.